Medyaskop TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bir kadındasınız. Yine Gökçe ile birlikte karşınızdayız. Ve yine her hafta olduğu gibi yine yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Pembe Candener, iş kadını, akademisyen, girişimci ve hayatı boyunca öğrenci kalmayı tercih etmiş bir isim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel. İyi ki geldiniz. Sizinle hayatınızı, kariyerinizi, iş hayatında kadın olmaya konuşacağız. Evet. Aslında Ankara geçmişi var. TED Ankara Koleji, evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Böyle evet. Ankara'nın iki önemli okulu diyebiliriz sizin geçmişiniz için. Evet. Psikoloji bölümü bir süre akademisyenlik hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hem Marmara Üniversitesi'nde. Daha sonra da iş hayatı. Evet. Önce şeyi merak ediyoruz. Akademi tercihi nasıl başladı? Ben yaşam boyu öğrenmeyi seven bir insanım, okumayı seven bir insanım. Merak çünkü, benim derdim merak etme ve bütün gençlere de önerdiğim şey meraklı olmak. Meraklı olmak başkası ne giymiş, ne yapmış filan değil. Olayların arka yüzü, kişilerin başarı hikayelerinin veya başarısızlıkların arka yüzü. Bunları merak etmemiz gerekir. Merak yoksa çünkü hiçbir yerde bir gelişme, ilerleme olmaz. Dolayısıyla ben de her insan gibi önce okul hayatına başladım. Çok okudum, yani çok okudum. Gerek üniversiteler olsun, yani şimdi orada gördüğünüz, belki yaptığınız araştırmalarda görmüşsünüzdür. Bir tek psikoloji değil, psikoloji, sosyoloji, double major yaptım. Üstüne sanat tarihi okudum, üstüne işletme okudum, finans okudum. Yani okumanın sonu yok, öğrenmek içindi, tamamen öğrenmek içindi. Disiplinleri denemişsiniz, psikoloji okudunuz evet. Ama yüksek lisansınız, sanat üzerine daha sonra başka bölümler okumuşsunuz. Bunun kadar evet. Çeşitli disiplini bir arada yürütmenin sebebi evet, neydi? Çünkü arayış, kendinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi iyi hissedebileceğiniz ve o alanda da üretebileceğiniz bir alanı kendinize yaratmak için. Bunu bulduğunuz noktada da, ki ben çok seneler sonra bunu insan kaynakları ve istihdam üzerine buldum. Bütün geldiğim, yani aldığım eğitimler üzerine de çok uygun bir durum oldu. Ama ben de bunu keşfettiğim zamanlar 35 yaşındaydım. Yani kolay olmuyor. O yüzden de gençlerin de hayatlarına başlarken kariyer seçimleri konusunda onlara yeterince yardımcı olamadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi de o konu üzerine çalışmaya başladım. Değişik disiplinlerin insanları beslediğini düşünüyorum. Çünkü tek bir yerde bu, her kişiye özel bir kariyer planı vardır. Sadece bir reçete vermemiz mümkün değil. O yüzden kişilerin kendi kariyer planlarını da ciddiye alıp onun önünde fikir düşünmesi gerekiyor ve yatırım yapması gerekiyor. Ben de işte psikolojiyle, sosyolojiyle başlayıp insanı tanımak, kendimi tanımakla yola çıktım. Sonra yaratmanın psikolojisine girdiğim zaman sinema ilgimi çekti. Sinemada neler yapabilirim diye. Amerika'ya gittim, orada acaba bunu yapabilir miyim diye baktım. Ama tamamen bir takım oyunu olduğunu ve farklı bir hayat tarzı olduğunu gördüğümde ondan vazgeçtim. Daha sonra biraz tesadüfler, ama siz ne aradığınızı biliyorsanız o tesadüfler sizi bir noktaya doğru yönlendiriyor. Ve öyle öyle insan kaynaklarını buldum. İnsan kaynaklarından önce çok çeşitli, yani satış müdürlüğü yaptım. Türkiye'nin ilk genel müdürlerinden biriyim. Kadın genel müdürlerinden. Evet, birçok burada konuşuluyor mu onlar, isim veriliyor mu, verilmiyor mu? Ha, yani Adeko'nun mesela çok gururla birlikte olduğum, ürettiğim, yaşadığım, çalıştığım bir marka Adeko Türkiye. Çünkü istihdamla ilgili ve işe alınırken bana söylenilen şey Türkiye'deki iş kanunu değiştirmek ve özel istihdam bürolarını yasallaştırmaktı benim görevim. Ve ben de ilk söylediğim zaman, yani bu bana söylendiği zaman doğru adres değil dedim, ben böyle bir gücüm yok, parlamentoda değilim, kanun yapıcı. Yok dediler, biz lobbying faaliyetleri yapacağız ve tanıştıracağız. Çünkü
O zamana kadar özel istihdam büroları yasal değildi. Sadece iş ve işçi bulma kurumu istihdam yapıyordu. Ve duyduğunuz bugün bütün danışmanlık şirketi adı altındaki firmaların hepsi illegaldi. Ve haklarında bayağı davalar vardı. Ve çalışma modelleri de 9-5'ti. Part time olsun, dönemsel olsun, çağrı üzerine proje çalışma, bazlı. Proje bazlı, uzaktan çalışma, bunların hiçbiri yoktu. Dolayısıyla biz uzun seneler bunun olması, gerçekleşmesi için hem çalışma değişik çalışma modellerinin iş yasasına girmesini hem de özel istihdam bürolarının yasallaşması için çalıştık. Ve işte 10 küsur sene ADECO'nun üst düzey yöneticiliğini yaptıktan sonra, bunları yasallaştırdıktan sonra Özel İstihdam Büroları Derneği kuruldu, onun kurucu başkanıyım. Güzel güzel istihdamla ilgili şeyler yapmaya başladık. Ben aynı zamanda kadın istihdamına çok önem veren bir kişiyim. Çünkü kadınların toplum içindeki yeri çok farklı. Yani çünkü anne oluyorsunuz. Anne olmasanız bile annelik yaptığınız veya rol model olduğunuz kişiler var etrafta. Ve o beğenmediğimiz erkekleri de biz yetiştiriyoruz. Dolayısıyla kadın kendine ne kadar güvenirse, ne kadar üretken olursa, söz sahibi olursa kendi adına, kendi hayatı için, kendi birey varoluşu için söz sahibi olursa ve güvenirse, o kadar da kendine güvenli çocuklar ve nesiller yetiştirir. Bizim o yüzden bu genç kızların önünü açmamız, genç erkeklerin önünü açmamız gerekiyor ama o yüzden Türkiye'de özellikle kadınların yerini bulması için, kadınların sesinin çıkması için birçok çalışmada yer aldım ve Almanya'da devam ediyorum. Türkiye'nin ilk kadın yöneticilerinden birisiniz, evet. Az önce de konuştuk. Yani kadın olmanın zorluklarını yaşadınız mı? Kadın olarak yönetici olmak nasıldı ki? Tabii şimdi aslında daha alışkın evet. iş dünyası buna. Fakat sizin ilk dönemler kadın olarak yöneticilik yaptığınız zamanlarda daha da aslında yaygın olmayan bir durumdu. Kesinlikle. Hiç böyle olumsuz bir şeyle karşılaştınız mı? Nasıl bir yöneticiydiniz? Şöyle söyleyeyim, bir defa çok komikeli bugün dönüp baktığım zaman karşılaştığım konular son derece komik. Evet. Mesela bir toplantıya girdiğimiz zaman tek kadın ben oluyordum ve beni genellikle de sekreter zannediyorlardı ve toplantının başlaması için ben oturduğum halde beni bekliyorlardı. Sonra hayır benden konuşacaksınız benim dediğim zaman bir şaşkınlık oluyordu. Neyse onları epey geride bıraktık ama bundan çok oldu ve çok da enteresandı. Aa nasıl yani filan diye. Bir de gençtim. Fakat başarının cinsiyeti olduğuna inanmıyorum. Eğer bir işi iyi yapıyorsanız bunu erkek de kadın da kabul ediyor ve önünüz açık oluyor. Onun için her şeyden önce kendinize güvenmeniz, yaptığınız işi çok iyi yapmanız, yani herkesten iyi yapmanız gerekiyor. O zaman kadın erkeği yok bu işin. Ama tabii toplumdaki bazı normları kırmanın da zaman aldığını görüyoruz. Hani kadının yeri belliydi. Yani kadın iş hayatında olsa bile erkek gibi bir kadın olup ona göre yönetmesi gerekiyordu. Kadınlığından vazgeçmesi ya da kadınlığını çok ön plana çıkarması. Yani bir insan olarak değil, iş insanı olamıyoruz maalesef. Hala bugün ben baktığım zaman Türk iş hayatına veya dünyaya da ya kadın oluyor, yani kadınlığını ön plana çıkarıyor ya da erkek rolüne soyunuyor. İkisi de doğru değil. İş yaparken iş insanı olmak lazım. Kadın için de erkek için de. Yani başarılı olmak istiyorsanız. Erkeklerden yana hiçbir sıkıntı görmedim açıkçası. Erkekler benim tam tersi çok da yardımcı oldular. Çünkü işlerini kolaylaştırdığımı görünce her zaman beni desteklediler. Kadınlarla pragmatist bakış açısı değil mi? Evet, evet. Biraz da. Kadınlarla asıl yani kadınlar içinde bir nasıl diyeyim? Çok açık söyleyeyim. Kıskançlık diyeyim. Çok temel dürtülerden beni kıskanan muhakkak olmuştur. Ben başarıyı kıskanırım. Kızı erkeği kıskanmam. Daha iyi nasıl olabilirim diye düşünürüm. Ama baktığınız zaman kadınların birbirini iş hayatında maalesef desteklemediğini ve bir kıskançlık aralarında olduğunu görüyoruz.
Onu engelledikleri takdirde, birbirlerine yardım ettikleri takdirde çok daha büyük başarılar geliyor. O yüzden de ben çalıştığım kurumlarda benden daha akıllı, benden daha güzel kadınlarla çalışmaya, kızlarla çalışmaya gayret ettim. O yüzden de hep başarılı oldum. Çünkü kadınların yapamayacağı şey yok. Yani akıllarına koyduğu zaman, çünkü çok yönlü, çok konuya odaklanabiliyor, dayanıklı, yılmayan hanımlar farkı yaratıyor. Aslında o şey durumu biraz şundan kaynaklanıyor. Sistem kadınlara biraz erkekle zaten mücadele edemezsin. Git kadınla kavga eti öğretiyor aslında. Evet. Öğretilmiş bir şey biraz ama tabii değişiyor yani kadının mücadelesi işte ideolojik olarak dayanışma da artıyor. Biraz daha değişiyor yani eskiden tabii bu işte erkeklerin hegemonik alanında kadınlar birbirleriyle yarışmak zorunda kalıyor tabii. Onun etkisi var ama dediğiniz gibi yani değişiyor çok şey ve kadınlar farklı bakış açılarıyla birlikte dayanışarak çok şeyi takım olarak başarabiliyorlar kadınlar, değil mi? Evet, kadınlar önce birey olmalı. Yani kadın ne istediğini bildikten sonra o rotasını çizdikten sonra kadın erkek yanında kim var ne yok hani o hedefe kilitlendiğiniz zaman hiçbir şey görmüyorsunuz ve görmemeniz lazım. Sizin derdinizin kendinizle olması lazım. Ben kendimi daha iyi nasıl yapabilirim? Bu noktaya nasıl ulaşabilirim? Ve her zaman yaptığınız işte bir fayda görürseniz karşılaştığınız sorunları hiç ciddiye almazsınız. Bana bunu demiş, onu demiş, şunu demiş. Onlar değil. Ben buraya nasıl ulaşabilirim? Ve bunu yaparken de beraberinizde sizi oraya taşıyanlara siz de yardımcı olursanız başarı o kadar büyük ve kalıcı ve sürdürülebilir oluyor. Ama bunu bireysel alıp ve hep köşe dönüş şunu yapayım bunu yapayım değil. Hep bize de çocukluğumuzdan beri öğretilen son nokta hani vardığınız yer. Hayır bu yolculuğu çok önemsemeniz gerekiyor. Bu yolculuk sizi siz yapıyor çünkü. Yani bizim en büyük sıkıntımız herhalde olmayan bireyler olmamız. Yani hep böyle birisinin modalara göre, mışlara göre, uçlarına takılmak. Yani halbuki bizim olmamız gerekiyor. O olmayı da ancak biz yapabiliriz, kimse yapamaz. Dolayısıyla kadını, erkeği hani erkek hegemonisi bu hep vardı, hep de olacak. Yani kadınlar yani ve çünkü kadınlar son derecede üstün yaratıklar. Bir defa doğum imkanı, çok çocuk yönlülük, çocuk doğurabiliyoruz. Mesela erkeklerin şeyi çocuk doğurma imkanı olmadığı için onlar da farklı şeyler doğurmaya çalışıyorlar. Ama kadın vazgeçmemeli, kadın haklarından vazgeçmemeli ve erkeği de kötü görmemeli. Yani erkek ayrı, kadın ayrı. Bu insan eşitliği, evet, yani tabii. Bu eşitlik, eşitlik ve adalet çok önemli. Ona mücadele vermemiz lazım. Ve şunu da sormak istiyorum Pembe Hanım. Türkiye'deki peki kadınları iş hayatında nasıl görüyorsunuz? Çok, yani yeterli istihdam var mı? Yani zaten yok belli ama yine de sizin gözünüzden... Vallahi çok güzel, başarılı yöneticiler, genç yöneticiler olduğunu görüyorum. Genç yöneticilerde, kadın yöneticilerde gördüğüm şey bireysel çalışıyor olmaları, bireysel başarıya gidiyor olmaları. Yani bu kadının arkasında... Yine kendisi gibi böyle cevval işini götüren bir kadın takımı olsa çok daha hoşuma gidecek. Ama öyle o noktaya da geleceğiz yani adım 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 adım. Çünkü kadının Türkiye'de işi çok. Yani hem hayatta kalma mücadelesi yapıyor, hem eve geliyor. Evet evi yani evli olmadığını düşünseniz bile ailesine karşı sorumlulukları var, evine karşı sorumlulukları var. Alışverişine karşı sorumlulukları var, yemeğini, şusunu, busunu yani kadının hakikaten çok işi var. Mesaisi bitmiyor ama bu da onu o kadar güçlü kılıyor. Ve geldiğimiz yani bugünün şartlarında da artık eskiden ne diyorduk? Erkek hani hegemonyası diyorsunuz çünkü iş hayatına bakacak olursak erkeklerin düzenine çünkü onların kurduğu bir düzendi daha yukarıdan aşağıya gelen daha maskülen daha emir komuta zinciri şeklinde iş yapılıyordu. Kaçta girdin kaçta çıktın ne kadar ürettin ne kadar yaptın her şey daha matematikseldi.
Ama bu günümüz iş dünyasında daha inovasyona, daha yaratıcılığa yönelik işler olması gerektiği için de kadınları daha başarılı olmaya başladı. Çünkü soft power dediğimiz kadının gücü yaratıcılığa daha müsait, daha bağırmadan, çağırmadan, yıkmadan, dökmeden, testosteronu çok yüksek olmayan bir çalışma modeli var. Dolayısıyla daha çok kadınların çıkacağını ve güzel bir iş hayatını kendilerine göre insan olarak yapacakları bir model olduğunu yapacaklarını düşünüyorum. Kadınların iş hayatı tabii ki. Ve onun için de sizin mesela bu programları yapmanız ve Medyascope'un yaptığı zaten çok önemli. Özellikle bu devirde özgür basın son derece önemli ve kıymetli. Sizin de böyle genç pırıl pırıl hanımlar olarak böyle bir programı yapmanız hakikaten çok güzel. Ve sizler artık bayrağı taşıyacaksınız. Onun için yılmak yok. Gayet kuvvetli bir şekilde devam. Pembe Hanım, siz konuşurken çok teşekkür ederiz önce. Güzel iltifatlarınız için. Aklıma şu geldi. Mesela biz bir bölüm kazanıyoruz, okuyoruz ve hayatımız boyunca sanki o alanda çalışmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz. Siz bunun için ben çok güzel örneksiniz. Psikoloji okumuşsunuz, sanat alanında yüksek lisans yapmışsınız. Daha sonra diğer disiplinlerde de girmişsiniz, çalışmışsınız, emek vermişsiniz. Sanki işte bu... Yolculuk hiç bitmemiş aslında Pembe Hanım için yani. Hani biz en başında mesela üniversitede hangi bölümü seçtiysen onu okumak zorundasın ve hayatın boyunca ondan emekli olmak zorundasın gibi bir anlayış var. Ve bu tabuyu yıkan çok canlı kanlı çok güzel bir örneksiniz. Aklıma geldi yani çok hoşuma gitti yani. Bir işiniz var, devam edebilirsiniz ama başka bir yerden de beslenebilirsiniz. Şimdi... Eğer girdiniz bir üniversiteye, çok beğendiniz o dalı ve isteyerek okuyorsunuz, sonuna kadar o işte devam edebilirsiniz. Bunda hiçbir şey yok ve de uzmanlaşabilirsiniz. Uzmanlık çok önemli. Bir işi yapabilmek ve o işi yaptığınız noktadan sonra da ileriye götürebilmeniz çok önemli. Böyle bir hayat tarzı seçtiyseniz ne ala. Ama yine onu başka şeylerle beslerseniz çok daha tatmin olursunuz, çok daha mutlu olursunuz. Ama benim gibi de bir insan olabilirsiniz. Ve bütün gençlere de baktığım zaman insanlar aynı kalmıyor. Ben 20 yaşındaki Pembe ile 30 yaşındaki, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki, 60 yaşındaki, belki 70 yaşındaki Pembe ile aynı olmayacağım ve değilim. Dolayısıyla ilgilerim değişiyor, yeteneklerim değişiyor, bilgim değişiyor ve ona göre de kulvarımı değiştirebiliyorum. Sizler de eğer hoşlanmadığınız bir şeyi okuduysanız, neden hoşlanıyorsanız ona dönmeniz için hiçbir zaman geç değil. Yeter ki ona dört ellen sarılın, kollarınızı sıvayın, içine dalın. Yani problem bulmak çok kolay ama problemin çözümü olmak ve sizin o problemleri çözmeniz çok önemli. Yılmamanız, hiç kimseye bir şey bulmayın, bahane bulmayın. Bahane bulmak o zayıfların işi. Bahane bulmayıp kendiniz yaparsanız hem daha kıymetli hem daha sonuca sizi götürür. Dolayısıyla hiç geç değil. Oradan mezun oldunuz, ben bunu istemiyorum ama yerine bir şey koyup hep üretin, hep öğrenin. Ben mesela mezun olduğum bölümden çok memnunum, çok da severek okudum ama mesela ilgimi çeken bambaşka bir bölüm olursa, mesela psikolojiye ilgim var, belki devam. Bilmem kaç yaşımda aynen okuyabilirim ya da bizi izleyen başka genç arkadaşlarımız, izleyicilerimiz de yani bir işimiz var, her şey yolunda falan diye ilgimizden, alakamızdan vazgeçmemek gerekiyor. Kesinlikle evet. Öyle. Rönesans insanları diyoruz. Rönesans insanlarında Leonardo'yu alalım mesela. Ki bu bir atipik bir örnek. Yani bugünün Elon Musk'ı gibi bir şey. Her değişik disiplinde insanın yani Leonardo'nun merakı var. Ve hepsi üzerine çalışmış. Evet. Hepsi birbirini besleyecek. Yani bu çok... 40 yılda bir bulunacak bir örnek ama o devrin insanları da son derece farklı disiplinlerden beslenen insanlar. Günümüzde de aynı modeli görebiliyoruz. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla iş var, çok fazla hareket var ve teknoloji sayesinde de her konuda bilgi sahibi olabiliyorsunuz.
Dolayısıyla tek yönlü değil, çok yönlü olup ama bir konuda muhakkak uzmanlığınızın olması lazım. Yani sizin için bir şey derken, sizi tanımlarken bir önce kişiliğinizle tanımlamaları lazım. Yani duruşunuzla, etiğinizle, adaletinizle bir birey olarak tanımlanmanız lazım. İkincisi yaptığınız iş olarak tanımlanırken de yine şu konuda otoritedir, şu konuyu iyi yaparı hazırlamanız lazım. Siz girişimcisiniz aynı zamanda. 2018 evet. yılında oğlunuzla birlikte bir Jobs Mold projesi. Evet. Nasıl hayata geçti? Ne ihtiyaç olarak doğdu bu proje? Ben hep istihdam üzerine, daha önce de söyledim, kafa yoran ve çalışan bir insanım. Çünkü işin bizim karakterimizi, duruşumuzu, sosyal hayatta varoluşumuzu, çocuk büyütmemizi bile belki etkileyen bir şey iş sahibi olmak. Ve bu şekilde istihdamla ilgilenirken işte en son Türkiye'de çalıştığım şirkette yani başarıyı affettirmek zordur ve dürüst olmayı maalesef Türkiye'de onu da şeyini ödüyorsunuz, bedelini ödüyorsunuz. Biraz kırgın olarak Amerika'ya oğlumun yanına gittiğim zaman orada oğlumun da mezun olmasına yakın iş arayışı içinde ve onlar kendi aralarında çalışıyorlar arkadaşlarıyla birlikte ve konuştukları konuda nasıl staj bakıyorlar, nasıl hangi fontla yazalım da biz özgeçmişimizi daha iyi iş buluruz diye. Benim oğlum Nathan bir şey yapıyor ya diyor yani... New Roman'dan yazdığım zaman diğer Arial'le yazarsam fark mı oluyor? Yani böyle bir şey olur mu diye. Geldi benden konuştu. Yani siz bu sistemi halledememişsiniz. Bu yani gençler bu şekilde böyle iş bulmuyor. Yani bu değişiyor filan. Sonra ben dedim ki ya işveren de bundan şikayetçi. İşverenin sıkıntılarını anlattığım zaman o da bana yeni gençlerin bir tuşla iş bulurken oradan oraya bilmeden yapmadan savrulmaya başlamasının yanlışlarını anlatınca ben de ona biraz meydan okudum. Daha iyisini yapabiliyorsan sen yap diye. O da benim bu meydan okuyuşumu bayağı ciddiye alıp arkadaşlarıyla beraber önce bir prototip hazırlayıp sonra ben de ona yardımcı olarak şirketlerin ne istediğini söyleyerek bir startup önce kurduk. Sonra oğlum onu aldı bayağı ileriye götürdü. Hem kodlama açısından hem yani sistemi kurması açısından. Şimdi 14 kişilik bir ekibi var. Ben de artık benim zaten başka işlerim var ama yine yardımcı oluyorum. Bayağı işte 900'e yakın firması, 200 bin kullanıcısı var. O bir benim hiç yapmadığım bir girişimcilik heyecanı ve serüveni oldu. Burada genç insanlarla çalışmaya başladım. Güzel bir tecrübe. Çok güzel bir tecrübe. Üniversitelerde hep gençlerle bir aradaydım ama burada Amerika'da farklı bir gençlik var. Yani genç her yerde genç ama onların sorunlarıyla buradaki sorunlar çok farklı. Onları öğrenmek, onların biraz şaşkınlığı içinde yeni araştırım. Mesela Amerika'da, Kaliforniya'da özellikle biz kaç tane cinsiyet biliriz? Bir kadın erkek biliriz, bir de hani gay komünitesini biliriz. Ama orada 67 tane değişik cinsiyet var. Daha bile enteresan hikayeler var. Onun için ne denir? Cinsiyet akışkanlığı diye bir şey var. Ve bu akışkanlık mesela sizin iş yerinde ayırdığınız tuvaletlere kadar etkisi var. Veya siz kadın görünümdesiniz ama içiniz erkek hissediyor. Ona siz hanım olarak hitap edemezsiniz. Hayır, hayır değil gibi böyle çok değişik, enteresan, hiç alışık olmadığımız şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz.
Veya mesela Kaliforniya'da marihuana içmek serbest. Yani birisi marihuana içip gelmişse ama olay çıkarmıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız filan gibi. Hiç Türk iş hayatının düşünmediği, aklına bile gelmeyecek şeylerle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bunlar da tabii enteresan ama öbür tarafta gençlerin çalışma azmi, bir şey yaratmak, üretmek, aynı fikre katkıda bulunmak istekleri, onlar son derece güzel ve kıymetli. Tam olarak ne yapıyorsunuz şimdi bu projeyle? Bu bir işverenle iş arayanları, özellikle genç nesli, Generation Z dediğimiz Z kuşağını bir araya getiren bir sanal alışveriş merkezi, bir platform. Burada şöyle düşünün, bir AVM düşünün. Onun bir katları var ve bu katlarda değişik dükkanlar var. Nasıl siz mesela ayakkabı almaya gidiyorsunuz diyelim bir AVM'ye ama dolaşıyorsunuz. Aa, ben bu markayı tanımıyordum, bu dükkanı bilmiyordum. Aa, bunun içinde ne var gibi bir merakla o dükkanları da görüyorsunuz. Çünkü bütün dünyada öyle. Sadece büyük markalar artık tanınıyor. Halbuki ekonomiye baktığınız zaman %80'i 90'ı KOBİ'lerle giden bir ekonomi var. Dolayısıyla bu küçük firmaları veya orta büyüklükteki firmaları gençler tanımıyor. Sadece ilgilendikleri markaları tanıyorlar. Bizim bu alışveriş, sanal alışveriş merkezi konseptinde firmalar gidip büyük küçük kimi ararsanız yani büyük uluslararası firmalardan küçük anne baba şirketi, mom and pop şeyleri deniyor, dükkanları deniyor, işletmeleri deniyor. Onlara kadar bütün firmalar gelip sizde şube açıyorlar, dükkan açıyorlar ve içine ne iş yaptıklarını, misyonlarını, vizyonlarını, her türlü bilgiyi, bir gün burada nasıl geçiyor, ne arıyorlar, ne yapıyorlar, bu konu hakkında size bilgi veriyor. Endüstri katlarımız var endüstriye göre. O endüstri hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Diyelim ki siz marketing, pazarlama konusunda çalışmak istiyorsunuz. O kata çıktığınız zaman sadece büyük firmaları değil, küçük firmaları da görüyorsunuz. Pazarlamada çalışırsanız sizin ne kadar maaş alacağınız, o ne tip özellikler aranıyor, hangi şehirlerde ve bölgelerde daha fazla iş var, bunları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin gibi gençler arayışa ve bilgiye önem veren, öyle tesadüfe değil, araştırma yaptıkları zaman istedikleri firmayla direkt iletişime geçebiliyorlar. Çok görsel malzemesi bol olan videolu şey bir sistem, platform. Dolayısıyla orada video ile karşı tarafa kendisini gösterebiliyor. Çünkü bu gençlerin çok fazla bilgisi yok. Sadece yani okuldan mezun oluyor veya hala şey yapıyor. Ama isteği var. İşveren o veya organizasyon o iş ve isteği gördüğü zaman ona bir şans tanıyıp gel bizimle çalış diyebiliyor. Tamamen işte yeni gençlerin istekleri doğrultusunda, işverenin de istekleri doğrultusunda harmanlanmış güzel bir konsept. Evet. Şunu da sormak istiyorum size. Biraz önce kadının hem iş hayatındaki hem ev hayatındaki görevlerinden bahsettik. Belki biraz özel olabilir ama siz hem annesiniz hem iş kadınısınız. Evet. İkisini bir arada yürütmek zor oldu mu? Tabii ki hiçbir şey kolay olmuyor. Burada ben 2 yaşından sonra oğlumun babasıyla ayrılmıştım. Ve hayatıma onunla beraber devam ettim. Bu tabii hiç kolay olmadı ama eğer ne yapacağınızı biliyorsanız ve oğlum bana çok büyük destek olmuştur. Onun varlığı, onu iyi yetiştirebilme amacı son derece çok daha planlı oluyorsunuz. Zamanınızı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Bir de iş hayatındaki annelerin en büyük sıkıntısı yeterince acaba çocuğuma vakit ayırabiliyor muyum? Bu hani yeterince olmuyor. Bir şeyleri kaçırıyorum.
Hayır, eğer evet çok fazla beraber olamıyorsunuz ama beraber olduğunuz noktada evet onunla gerçekten o an içinde olmak 5 dakikada olabilir. Benim oğlum bilirdi yani geldiğim zaman onunla oturup hatta işi bile konuşurduk. Bugün o ne oldu, o ne oldu insanları tanıyıp bana sorardı bugün ne yaptım ben de sanki büyük adammış gibi oturur anlatırdım. O iletişim, ona sağladığınız güven ortamı ve gerçekten sevgiyi verebiliyorsanız onun küçüğü yeter, evet yeterli yani olduğunu düşünüyorum. Son olarak ben şunu da sormak isterim. Şimdi az önce aslında Türkiye'deki gençlerle batıdaki özellikle gençlerin sorunları arasında çok büyük fark var dediniz. Ya yani biz Türkiye'deki gençler yani hiçbiri aslında birçoğu zengin olmayı hayal ediyor. Yani Türkiye'de gençler üretmek işte hani hayat boyu öğrenme dedik yeniden öğrenme sürecine girmek gibi bir yani hayal kurmak bunlar çok sınırlı Türkiye şartlarından dolayı. İmkanlar çok sınırlı. Asgari ücretle mi çalışacağım biraz fazlasını mı alacağım diye kaygılanıyor Türkiye'deki gençler. Ve dediğim gibi hayali tek hayali zengin olmak olan çok büyük bir kitle var Türkiye'de. Siz hem umutlu musunuz bu konuda hem de ne önerirsiniz Türkiye'deki gençlere? Ben bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü zengin olmak ne demek? Yani zengin olmanın rahat hayat ne demek? Bu da çok zaten göreceli bir şey. Yani burada önemli olan... İstediğini olabilmek. Bilmiyorum şu anda ben de ha, ama bunların hepsi maddi şeyler. Halbuki insanın kendisini geliştirmesi, kendisinin olması yani birey olmasını tamamlarsa zaten bunların hepsi gelecek. Diğer maddi şeyler son derece geçici ama bizim basın yoluyla olsun, toplumun değer verdiği normlar olsun para şu anda. Para hiçbir şey. Evet yaşamamız için gerekli bir şey ama... Aslında hiçbir şey. Yani paranız olduğu noktada da yapacağınız şey aynı. Alacağınız zevk aynı. Bunu şimdi böyle söylemek kolay dersiniz ama hayır gençken daha da çok imkanınız var. Gençken vakit geçirmek yerine eğer kendinize yatırım yaparsanız ileride zaten o para size gelecek. Anlatabiliyor muyum? Bizim baktığımız yer doğru değil. Asgari ücretle mi gideceksin? Evet, asgari ücretle gideceksin. Çünkü o sana bir kapı açacak. Eğer orada başarılı olursan seni hiç kimse kaybetmek istemez. Senin önünü açar. Ama biz daha ilk etapta öyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım sorularına başladığımız zaman ileriye gitmemiz mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yerden başlamak, bir yerden üretmek ve şartları kendiniz yaratıyorsunuz. Yani Türkiye'nin şartları evet çok zor, kolay bir şey değil. Gençlerin sorunu özellikle çok zor. Bir defa gençler gençliğini yaşayamıyor. Evet. Bu da gelecek kaygısı, çok gelecek kaygısı bir de cinsiyetlerini yaşayamıyorlar. Yani kadın erkek ilişki kuramıyor. Yani dostluk kuramıyor, birlikte olamıyor. Yani bunun her şeyin tabu olduğu, her şeyin yasak olduğu, her şeyin... daha farklı anlamlara çekildiği bir noktada siz kendinizi yaşayamıyorsunuz, işinizi yaşayamıyorsunuz. O zaman ne baskı ve yanlış şeyler ortaya çıkıyor. İşte para sahibi olursam hiçbir şey olmaz. Aslında kendimizi de gerçekleştiremeyi edebiliriz. Yani evet. Ne amaçla geldim, ne yapacağım? Evet. Hayat amacım ne? Bunu sorguladığınız... Evet, keşfedemediğiniz noktada da üretiminiz sınırlanıyor ve kolaya kaçıyorsunuz. İşte ve bahane bulmaya başlıyorsunuz. Bu nedenden dolayı olmuyor, şu nedenden dolayı olmuyor, şöyle olsaydı iyi olurdu. Halbuki onlar yerine onları görmeyin. Benim elimdeki imkanlar bunlar şu anda. Bunun en iyisini nasıl yapabilirim? Bunu ben kendimi var nasıl edebilirim? Kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? O yüzden o köşe dönmeler, şeyler hakikaten boş. Hakikaten boş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok başarılar diliyorum. Çok bu güzel gülüşleriniz ve bakışınız hiç değişmesin. Çok teşekkür ederim. Sizler artık bundan sonra sizler bizi temsil edeceksiniz. Çok teşekkür ederim. Hep beraber. Teşekkürler. Evet, Bir Kadın'da bugün konuğumuz akademisyen, iş insanı, girişimci Pembe Can Daner'di. Kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.